Biz de bugün kedi ve köpeklerin bakımı, psikolojisi, beslenmesi ve daha pek çok şeyi konuşmak üzere veteriner hekim Gizem Taktak'la bir araya geleceğiz. Öncelikle kedi ve köpeklerde en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan agresyonla başlıyoruz. Şimdi şöyle, kedi ve köpeklerde agresyon çok geniş bir konu. Öncelikle agresyon kedilerde çok sık görülebiliyor. Yine köpeklerde de işte bazen sahibinin elini ısırabiliyor. Bunların aslında hepsinin eğitim, özellikle köpeklerin eğitim alması çok önemli. Çünkü görüyorum eğitim almamış temel, işte tuvalet eğitiminden tutun, hani sahibiyle olan ilişkisini kurduğu, o eğitimi almayan köpeklerde ileriki yaşlarda o sahip köpek ilişkisini ayarlayamamış köpek sahiplerinde hep ısırılma vakaları ya da işte çocukları ısırma vakaları olabiliyor. Zaten köpeklere yanlış müdahale sonucu hep ısırılır. Yani sizin yapacağınız davranış mesela çocuklarda da mesela Türkiye'de yapılan bir araştırma 18 yaşındaki çocuk değil artık ama 18 yaşındaki alt mesela 14-15 çok ısırılıyormuş. Küçük çocuklar ısırılmıyor çünkü küçük çocukları hemen ne yapıyoruz? Anneler uzaklaştırıyor. Ama yurt dışında ısırılma vakalarını araştırıyorlar 5-6 yaş arası çocuklar. Bizde değil. Çünkü neden? Biz zaten 5-6 yaşındaki çocuğu yanına bile yaklaştırmıyoruz. Niye? Çocuk korkuyor. Korkmadığı zaman 15-16 yaş. 15-16 yaşında ne oluyor? Isırılma vakası oluyor. Zaten önce bence biz kendimizi eğitmeliyiz. Köpeğimizi de eğitirken köpekle beraber eğitime gitmeliyiz. Ben şeye karşıyım biraz. Onun için o tartışılır ama köpeği bırakıp köpeği eğitime vermek. Ya bence kediler için şu an öyle bir şey sektör yok ama köpekler için hasta sahibi yani sahibiyle köpeğin aynı anda eğitim alması lazım. Kesinlikle ben köpeği bırakıyorlar, eğitime verdim ama o eğitimi veren kişiye alışıyor. Sahibinin komutlarını, yüz ifadesini, şimdi sahibe siz sonradan öğreteceksiniz ama o komutları zaten eğitimde çok iyi. Sahibinin yanına geliyor, sahibini ısırıyor. Çünkü neden? Sahibiyle bir korelasyonu yok. Nerede öğrenmiş? Sahibine söylüyor. Siz şöyle yapmadınız, işte komutu verme ama eğitim verirken sahibini de eğitmemiz gerekiyor. Pozitif eğitim çok önemli. Mesela pozitif eğitim yapan bir sürü eğitmen var. Onlara gidilebilir. Yine dediğim gibi her zaman sabır gerekiyor bu işlerde. Birazcık böyle empati kurmamız gerekiyor. Evcil hayvan beslemek beraberinde bir takım sorumluluklar da getiriyor. Maması, uykusu, suyu, bakımı, tuvaleti derken ihtiyaçlarını karşılamak ve bir düzen kurmak için hayvan sahiplerine büyük görev düşüyor. Şimdi kedilerde en çok görülen problemlerden biri idrar bırakma. Yani kum kabı harici başka yerlere idrarını yapma problemiyle karşılaşıyoruz. Bu da dediğim gibi bir tepki aslında. Normalde kediler doğaları gereği her zaman tuvaletleri onlar için pis bir şey olduğu için saklarlar ve kapatma ihtiyacı duyarlar ama eğer kum kabı harici yani kum ya da toprak harici bir yere tuvaletini yapıyorlarsa bu sahibine bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Yani bir şeyden muzdarip, kızgın ve sinirli. Bunu sizi aslında cezalandırmak için yapıyor. Özellikle idrardan bahsediyorum. Dolayısıyla sizin bunu çözmeniz gerekiyor. Önce basit olarak bir kum kabını değiştirmeniz gerekiyor. Ya da kumunu sevmiyor olabilir. Ya da kumu sürekli yeri değiştiği için buna tepki veriyor olabilir. Ya da ortamda onu irite eden bir faktör var. Sürekli onunla karşılaştığı için korkudan oraya bırakıyor. Mesela kapılar çok kapanıyorsa buna kedi kısıtlanmayı sevmez hareketlerinin. Ya da işte belli bir farklılık vardır. Ya da işte evi çok değişmiş olabilir. Mesela ev çok değiştiren, seyahate çok çıkan. Mesela seyahate çıkıyor, bavuluna işiyor. Ne diyor? Yani seyahate çok çıkıyorsun, benimle ilgilenmiyorsun gibi gibi. Bunları çözmek çok zor. Önce bir feromonlar kullanılabilir. Ya da işte sakinleştirici ilaçlar. Önce bir tabii temel kaynağı çözmek gerekiyor. Dediğim gibi aslında kedilerin tuvalet eğitimi çok kolay. Kum kabını koyuyorsunuz, hemen gidiyor. Dışarı yapıyorsa kaka da yapabilir. O da tepkidir. Bunlara dikkat edelim.
Kedi ve köpeklerinizi ne kadar temiz tutarsanız tutun, bazen bit, pire ve kene gibi parazitlerden kaçamıyorsunuz. Bu noktada yapılabilecek en doğru şey, veteriner hekimlerin verdiği ilaçları düzenli olarak kullanmak. Öncelikle iç parazit ve dış parazit bir aşı değildir. Onu anlatalım. Çünkü hep böyle aşısı denir ama iç ve dış parazit bir ilaçlamadır. Dış parazit dediğim gibi kedilere damla, köpeklere damla ve hap yoluyla yapılıyor. Bu bir ilaç. Dolayısıyla dış parazit pire ve kenelere tabii farklı preparatlar var. Lara göre değişiyor. Mesela köpeklere 3 aylık haplar var. 3 ay boyunca pire ve keneye koruyor. Yine haplar var 1 aylık. Bunları kışın genelde daha 2 ay sıklıkla ama yazın ayda bir yapıyoruz. Şimdi tabii preparatlar değiştiği için köpeklerde 3 aylık mesela hapı veriyorsunuz. 3 ay boyunca hiç pire kene damlası ya da hapı kullanmanıza gerek kalmıyor. Yine tasma takılabilir ama tasma da tek başına yeterli olmuyor. Özellikle tasmanın şöyle bir şeyi var. Tabii bu tasma, bu pet shoplardan alınan tasmalardan bahsetmiyorum. Yine veteriner hekimin önerdiği ilaç olarak satılan, markalarını vermeyeceğim, Deltametrin sindirilmiş ilaçlar, ilaçlı tasmalar var. Onları öneriyoruz. Bunların 6 ay ila 8 ay koruma yapan iki farklı piyasada tasma var. Bunlar uzaklaştırıcıdır. Yani pire ve kenenin gelmesini uzaklaştırır. Haplar verildiğinde ısırır ama ilaçlı kana emdiğinde düşer. Kitlenir çenesi, felç olur ve ölür. Yani bunun iki farklı şey var. Dolayısıyla bazen kuvvetli hap kullanımına tasmayı kullanmanıza gerek kalmayabilir ama tasmaların da bazen şöyle bir avantajı oluyor. Leishmania denilen bir tatarcık sineklerinden bulaşan bir hastalık var. Leishmania'ya karşı onu önleyen o sinekleri kovucu özelliği de oluyor tasmaları. Onun için öneriyoruz. Zaten veteriner hekimin tavsiyelerini dinleyerek hani bunlara şey yapın. Mesela Şile tarafları, Ava tarafları ya da Sarıyer tarafları çok daha kene vakalarının görüldüğü yerler. Mesela oralarda çok daha dikkat edilmeli. Tasma da ekstra öneriyoruz. Yine damlaları da fibronil içeren değil, yeni nesil damlalar, onları tavsiye edelim. Ama ilk önereceğimiz artık tabletler köpekler için. Kediler için de yine 2 ayda bir dış parazit. İç parazite sorusunda 2 aylık mı yaptıralım, 3 aylık mı yaptıralım? Şimdi normalde bu işte kedinin, köpeğin tüyü kaçtı ciğerimize, kist yaptı diye bilinen kist aşısı diye halk arasında olan aslında iç parazitler. İç parazitler bu kist yapan parazit eğer varsa hayvanda tüyünde olur ama yuttuğunuz zaman hani kist yapma olasılığı, ama şöyle ki zaten veteriner hekiminiz iç dış parazit mücadelesini düzgün bir şekilde yapılıyorsa bu parazitin oluşma riski yok. Bu parazit Echinococcus denilen bir parazit yapıyor. Bu da dediğim gibi nerede oluyor daha çok? Kırsal kesimlerde. Hiç parazit mücadelesi olmayan hayvanlarda oluyor. Yani şu anda daha fazla hani burada ne yapıyoruz? Biz kedi köpeklerimizi parazit mücadelesi yapıyoruz. Kistitetin görülme olasılığı çok düşük. Dolayısıyla kedi ve köpeklerde parazit mücadelesi yapılmış bir hayvanın kistinden tüyünden kist oldum diye bir şey söz konusu değil. Kedi ve köpeklerin çoğu kez kendilerini ifade etmek için kullandıkları beden dilleri aslında bize o anki durumları hakkında çok şey anlatıyor. Evcil hayvanlarımızın vücut dilini anlamak belki de farkında olmayarak yaşayabilecekleri stres ve üzüntülerden korunması adına en büyük armağan. Kedi ve köpeklerde beden dilinden bahsedeceğim. Kedi ve köpekler doğada yaşayan hayvanlar, insanlara daha sonradan alıştılar. Özellikle kediler daha geç alıştılar. Dolayısıyla kedilerin doğası gereği insanlardan korkarlar. Her zaman dikkat edeceğimiz, sokakta ya da dışarıda gördüğümüz zaman
her zaman yavaş yaklaşacağız. Yani böyle ani hareketlerden hoşlanmazlar kediler ve köpekler. Yine köpeklere de aynı şekilde bir elimiz uzattığımızda hızlı ani hareketler değil, önce onların size gelmesini bekleyeceksiniz. Yine kediler de aynı şekilde. Özellikle köpeklere hani bir anda böyle hızlıca koşmak ya da ani hareketler yapmak onları sanki bir hani av psikolojisindeki hani saldırı durumuna getireceği için her zaman yavaş, hatta köpeğin size gelmesini, kedinin size gelmesini beklemek çok daha önemli. Hatta görürsünüz yolda giderken bir kedi uyuyordur. Siz hemen böyle elinizle ona müdahale etmek istersiniz ve tırmalanırsınız. Bu çok normal. Çünkü kediler sakinliği sever. Mesela Tommy de şu an burada bir sakin bir ortam olduğunu anlayınca hemen kollarını şey yaptı ve yatış pozisyonuna geçti. Dolayısıyla biraz zaman tanıyacağız. Hemen onlardan böyle mutluluk ya da işte sevgi gösterisi beklemeyeceğiz ki kediler daha çok bunu götürür ama köpekler ise hemen size o sevinçli, eğer çok agresif bir köpek değil, çok böyle mutlu bir köpekse zaten size hemen belli edecektir. Kuyruğunu sallayacak. Kuyruğunu sallayan köpekten korkmayalım mesela. Daha çok saldırı ya da hani sizi tehdit ettiği hareket dilleri mesela kulaklarını diker ya da arkaya yatırır. Mesela kulak dikmesi önce sizi anlamaya çalışıyor ama arkaya yatırması şu şekilde. O sakın yaklaşma bana. Ben senden emin değilim. Bana yaklaşma demek. Ona çok dikkat edelim. Kuyruğu böyle kısarsa mesela gövdesinin altına alırsa bu tamamen korktuğunu gösterir. Korku durumu agresyona da neden olabilir. Yani korktuğu için saldırabilir. Mesela kuyruğunu kıstırmış bir köpeğe, kulaklarını geriye atmış bir köpeğe müdahale etmeyelim. Bunlar çok önemli. Yine aynı şekilde kediler daha farklı, daha saldırgan. Hani şu tüylerini kaldırırlar, iyicene dikerler. Kulaklarını yine geriye atarlar ve tırnaklarını gösterirler. Bu da zaten bana dokunma demek. Dediğim gibi kuyruk gene böyle sert olur. İçine sokarsa bu korku demek. Yani bu şekilde yavaş onların size gelmesini dikkat edelim. Çok daha önemli. Kedi ve köpeklerde beslenme en önemli konulardan biri. Besin ihtiyaçlarının yeterli miktarda ve doğru şekilde karşılanması büyüme, gelişme, bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Bu yüzden evcil hayvanlarımızın günlük besin ihtiyaçlarını dengeli ve yeterli miktarda almaları gerekiyor. Şimdi maalesef daha böyle global bir dünyada yaşıyoruz ve iş hayatımız çok yoğun. Dolayısıyla kedi ve köpekleri kurumamalarla beslemek bize daha kolaylık sağlıyor. Kurumamanın şöyle bir avantajı var. Hem mama kabına koyduğunuzda bulaşıklık olmuyor. Yani bulaşık çıkmıyor. Hem daha kolay besleniyor. Hem dozunu ayarlayabiliyorsunuz. İçinde bütün katkı maddeleri, işte vitaminler, mineraller, alması gereken protein oranları tam olarak bir kediye ya da köpeğe göre ayarlanmış. Dolayısıyla hem çok pratik, hem besleyici, hem de bizim bu yaşam stilimize çok uygun bir beslenme türü. İnsanlar hep şöyle düşünüyor, işte eskiden kuru mama mı vardı, biz artık işte hani, ama çok zor, işten işinizden geliyorsunuz, ona özel bir diyet hazırlamak, ki bunu yapabilecek insanlar varsa, gerçekten hani yapabilirlerse mutlaka veteriner hekime danışsınlar. Her hayvana da özel bir besin hazırlanması gerekiyor. Mesela bir kediye hazırlanan bir diyetle köpeğe hazırlanan diyet tamamen farklı. Kediler çok daha proteine duyarlı, fakat bizim yediğimiz protein kaynakları da taurin eksikliği olabiliyor. Dolayısıyla sadece tek tip proteinle beslemek de yetmeyecek. Mesela ciğerle çok besleyen insanlar var. Ciğerle sürekli beslenildiğinde taurin eksikliği oluyor ki bize böyle vakalar geliyor. Çünkü neden? Hani ciğer kolay alınıyor, kolay ulaşılabiliyor ama yeterli gelmiyor. Ama kuru mamalarda böyle bir avantaj var. Kuru mamanın tek dezavantajı çok kuru bir diyet olduğu için ne oluyor? Belli bir süre sonra özellikle kedilerde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor ama şu şekilde. Su alımı azaldığı zaman bunu sizin takip etmeniz çok önemli. Kedilerde ne yapacaksınız? İlerleyen yaşlarda mutlaka veteriner kontrollerine gideceksiniz ve zaten veteriner hekiminiz sizi yönlendirecek. Hani bir böbrek değerlerine bakalım. İşte ya da daha çok sağlığıyla ilgili sizi uyaracağı için genel vücut postüründen de anlayacak. Bu şekilde sizi yönlendirecek. Gelelim yaş mamalara. Şimdi hep soruluyor işte yaş mama zararlıymış, işte yaş mama vermeyelim.
Yaş mama kesinlikle verilmesi gerekiyor. Çünkü yaş mamanın içerisinde %80 su var. Bir kere su ihtiyacını karşılıyoruz. Vitamin oranları zaten o kaliteli yaş mamaların içinde var. O yüzden hani hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bir tek çok uzun süre kullanılırsa diş taşı yapabilir ama bir kedinin böbrek yetmezliği mi olması daha şey yoksa diş taşı mı? Diş taşı temizliği yapılarak dişlerin o kötü görünümünden, enfeksiyon halinden kurtarabiliriz ama böbrek yetmezliği çok daha problemli bir durum. O yüzden yaş gıda ve kuru gıdayı gün içerisinde mesela atıyorum sabahları yaşını verirsiniz. Kuru gıdası hep önünde olur. Kediler için konuşuyorum. Köpeklere de sabah akşam yine beslersiniz kuru mamayla. Arada yaş mama verebilirsiniz. Bu şekilde çok daha iyi olur. Kedi ve köpekler yaşam şekilleri göz önüne alındığında bakteriyel ya da parazit hastalıklara oldukça açık canlılar. Hayvan dostlarımızı bu tür hastalıklardan korumanın en önemli yöntemi ise düzenli olarak yapılan aşılar. Aşılara ve ilaçlara hayvan sahipleri tarafından gereken özen gösterildiği takdirde dostlarımızın bu tür hastalıklara yakalanma riski de en aza indirgenmiş oluyor. Şimdi kedi ve köpeklerde pire sorunu çok büyük bir problem zaten. Bizde sokak hayvanı kültürü olduğu için pirelere sizin mesela özellikle köpek sürekli dışarı çıktığı için pireyi alma olasılığı kedilerden çok daha fazla. Eğer bir pire mücadelesi yapılmıyorsa veteriner hekime gidip ya da siz evde kendiniz damlatarak yapmıyorsanız mutlaka pireyi kapacaktır. Yalnız pirelerin şöyle bir döngüsü var. Pireler aslında %95 çevrede bulunur. Yani bir kere siz pireyi hayvanınız üzerine evinize taşıdığınızda %95 evinize hem larvasını, yumurtasını bırakıyor. Pireler kedi ve köpeklerin üzerine üremek için değil, beslenmek için gelirler. Beslenirler, buradan bütün ihtiyaçlarını karşılarlar ve evin içerisinde pervazlar, işte bu aralıklar, yani en kötü aralık yerlere girerler ve orada yaşam döngülerini devam ettirirler. Dolayısıyla siz kedi ve köpeğinizi pire ve keneye sonra gideceğim ama pirelerden koruyucu damlalarla ya da şimdi köpekler için tabletler çıktı. Aylık olarak müdahale edip koruduğunuz zaman bu pire sorunu kalmayacak. Eğer evinizde en çok sorulan soru şu, işte pireden kurtulamıyorum. Neden pireden kurtulamıyoruz? Çünkü evin içerisinde yaşadığı için o pirenin yumurtaları ve larvaları siz aylık sadece bir kere yaptığınızda bir ay sonra tekrardan evin içindeki yumurtadan çıkan pireler tekrar hayvanınızın üzerine geliyor ve bir ay geçtiği için ilacın etkisi tekrardan besleniyor ve tekrardan o döngüyü kıramıyorsunuz. Dolayısıyla en büyük tavsiyem pire enfestasyonu yaşayan kedi ve köpek sahipleri aylık olarak düzenli çok etkili ilaçlar var. Marka vermeyeceğim. İşte selamektin içeriği etken maddesi olan ya da işte daha başka etken maddeli farklı. O fibroniller değil de artık onlardan uzaklaştık. Selamektin daha çok öneriyorum kediler için özellikle. Aylık olarak uygulayacak 3 ay. Mesela bir ayın birinde yapıyorsa her ayın birinde 3 kere yapıp o döngüyü kırmaları gerekiyor. Yine keneler için de aynı şekilde. Keneyi daha çok köpekler alıyor. Köpeklerde de bu damlaları yaptığınız zaten kene sorununuz da kalmıyor. Keneler de çok bulaşıcı hastalık taşıyor. Bu arada insanlara da geçen hastalıklarımız var. Dolayısıyla keneden mutlaka korunmamız gerekiyor. Pire ve kene damlaları zaten beraber. Köpekler için artık tablet formları var. Hem 3 aylık koruma yapanları var, aylık koruma yapanları var. Siz veteriner hekiminizden alıp evinizde de yutturabilirsiniz. İlla veteriner hekime de gitmenize gerek yok. Size veteriner hekim tavsiye edecek, uygun kilosuna göre doze edecek ve verecek. Yine aynı şekilde en çok sorulan tüyler, işte çok tüy oluyor, işte tüy bana kist yapar mı, işte bu tüyden nasıl kurtulabilirim? Mesela Tommy de çok tüy döküyor, yani elime çok geliyor mesela ama hani düzenli taranırsa bakın tüyleri ne kadar parlak, ne kadar bakımlı. Bir kere en önemlisi beslenme zaten, ne kadar kaliteli besin kullanırsak yine bunları da pet shoplardan değil de veteriner hekiminize sorarak, mutlaka danışarak önereceği markaları seçelim. Birinci güveneceğiniz kişiler veteriner hekimler olmalı. Yani hani tavsiye kulaktan dolma ya da bloggerlardan değil de veteriner hekime ulaşıp mutlaka bilgiyi alalım.
Çünkü o blogların ya da işte pet shopların paylaştığı bilgiler sadece bir tavsiye olabilir. Ama hayvanınıza uygun beslenmeyi mutlaka hekimden alırsınız. İkincisi düzenli tarama. Taramanın inanılmaz faydası var. Çünkü dökülmek üzere olan tüyler yukarıda kalıyor. Siz taradığınızda ne oluyor? O tüyleri almış, uzaklaştırmış oluyorsunuz. Yani her gün taramanız gerekiyor. Tabii bazı ırklar çok daha fazla döküyor. Mesela Husky, benim köpeğim var. Belki gösteririz. O çok tüy döküyor. Onun da düzenli taranması gerekiyor. Biz de bazen yoğunlukta unutuyoruz. İkincisi ise supplementler. Üçüncüsü hatta. Supplementler de nedir? Omega 3, omega 6, balık yağı. Biyotin ve çinko içeren vitaminler var. Yine bunları da tavsiye sorarsınız hekiminize. Bunları içeren çok güzel deri ve tüy sağlığı için vitaminler var. Bunları kullandığımızda da %50 tüy dökümünü azaltırız. Kesinlikle %100 mucize diyemem. Tüy dökülecek. Yani üzerimizde de zaten görüyorsunuz. Tüy dökülecek ama minimumu azaltmak bu bizim için avantaj. Anatomik olarak parmak uçlarında yer alan ve işlev olarak insanlarda olduğu kadar kedi ve köpeklerde de en büyük önem taşıyan tırnakların korunması ve düzenli olarak bakımının yapılması gerekiyor. Şimdi kedilerin tırnakları aslında doğası gereği kendileri törpülüyorlar. Ama biz evimizde şimdi perdelerimiz var, masa örtülerimiz var, koltuklarımız var. Dolayısıyla hani bir yere takılabilirler, kendi sağlıkları için tırnakları bir yere takıp asılı kalabilirler. Dolayısıyla tırnaklarını biz kesiyoruz. Ama bazı kediler dışarı çıkıyor. Dışarı çıkan kediler kendilerini diğer sokak hayvanlarından koruyabilmeleri için kesmiyoruz. Tırnak bakımını da ne yapacaksınız? Kediler için şimdi Tommy üzerinde gösterelim. Bakalım. Tommy'cik. Şöyle elinizin arasına alacaksınız. Patisini sıktığınız zaman böyle tırnakları çıkar. Çıktığı zaman da bu uç kısımları, beyaz kısımları görüyoruz. O kısımlardan minik minik keseceğiz. Tamamıyla eğer bu pembe kısım var böyle yandan gördüğümüz, oraya gelirse o da kan damarları var. Oradan kesmememiz gerekiyor. Uçlarından törpüleyeceğiz yani. Bu da zaten bize zarar veremez bu küt olduğu için. Hem de bir yere takılmamış olur. Köpekler de yine eğer çok sık dışarı çıkarıyorsanız çok fazla kesmeye gerek kalmıyor ama artık biz maalesef sokaklarımızda, bahçelerimiz, işte gezdirecek yerlerimiz azaldığı için şehir hayatından köpeklerin de tırnakları uzuyor. Dolayısıyla evde çıt 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 sesler duyuyoruz. Onun da belli bir süre sonra dönebiliyor. Dolayısıyla onların da kesilmesi gerekiyor. Eskiden tabii köpekler hep bahçede yaşadıkları için kazmadır, işte sürekli dışarıda gezdikleri için törpüleniyordu. Ama artık ev köpeklerinde düzenli olarak kesilmesi lazım. En çok şeyler, şivava gibi böyle minik köpeklerin tırnakları çok uzar. Tırnak uzayınca kan damarları da uzuyor. O yüzden bazen kestiğimiz zaman kanama olabiliyor. Çok panik yapılacak bir şey değil ama çok uzun süre kanar. Uygun bir tampon yaparak onu durdurup daha sonradan dezenfekte edilebilir. Çok da panik yapmayalım. Kedi ve köpeklerde diş sağlığı, biz insanlarda olduğu kadar evcil dostlarımız için de oldukça önemli bir konu. Bu yüzden doğumdan ölüme kadar geçen sürede hayati bir organ olan dişlerin temizliğine ve bakımına hayvan sahiplerinin özen göstermesi gerekiyor. Diş kedilerin, yani aslında insanlarda da öyle değil mi? Diş sağlığı çok önemli, ağız sağlığı çok önemli. Yine aynı kedi köpeklerde de sağlık ağızdan başlar. Dişleri ne kadar sağlıklı olursa ileriki yaşlarında da daha uzun yaşıyorlar. Şimdi diyeceksiniz işte kedi köpekler sokakta, bunların dişlerinin bakımı mı yapılıyordu da şimdi neden böyle bir hani popülerite oldu? Ama kedi köpekler eskiden sokakta uzun yıllar yaşamıyordu. Şimdi bir kedi 20 yaşına kadar, 21-22 yaşına kadar yaşıyor. Dolayısıyla hiç dişi temizlenmemiş bir kedinin 22 sene boyunca aynı dişle durması mümkün değil. Özellikle köpekler çok fazla dışarıdan yiyorlar ve onlar da uzun yaşıyor, 14-15 sene. Hatta teriyerler 20 sene yaşıyor.
Dolayısıyla düzenli olarak 5 yaşından sonraki, bazen erken yaşta da diş taşları olabiliyor. Mutlaka zaten hekiminize gösterin, bir ağız kokusu olur, o şekilde anlarsınız. İşte bunun gerçekten ağzı çok kokuyor, bir bakar mısınız dediğinde veteriner hekim görecektir diş taşlarını. Diş taşlarını bir genel anestezi yöntemi var, gaz anestezisi, güvenli anestezi yöntemi. Kalp hastalığı olan bir köpeğin, bir kedinin bile ameliyatı kaldırabilecek şekilde çok basit, kısa süreli bir prosedür olduğu için çok tavsiye ediyoruz. Çünkü tedavi edilmeyen diş taşları ileride kalp, böbrek, bakterilerin dolaşıma geçmesiyle zarar verebiliyor. O yüzden mutlaka düzenli diş bakımları yaptırılmalı. Biz klinikte gerçekten çok fazla diş bakımı yapıyoruz. Bilinçlendirmeye çalışıyorum. Evet, kedilere diş bakımı biraz zor. Dişlerini temizlemek kolay değil. Önce arkadan yanaşacağız. Önce işte dişlerini yavaş yavaş tanıtacağız. O diş şeyini, fırçasını. Biraz zor oluyor. Biz Tommy ile çok çektik onun videolarını. Ya mesela Tommy izin veriyor ama yani kolay değil. Ona da hak veriyorum. Ama pratik, biraz özen, birazcık böyle rutin. Bir şekilde eğer zaten yapamıyorsanız diş taşı temizliği için hekiminize başvuracaksınız. O yüzden yani önem verelim diş bakımına. Ne yazık ki bazı hayvanlar doğuştan engelli olabileceği gibi bazıları da başlarına gelen kaza ve yanlış bakımlardan dolayı sonradan engelli olabiliyor. Maalesef Tommy de onlardan biri. Şimdi şöyle, engelli kedi bakımı evet zor ama imkansız değil. Şimdi genelde engelli kediler yurt dışında uyutuluyor çünkü kimsenin hani buna bakabileceği düşünülmüyor. Ben ilk işte Tommy ve İklim, benim iki tane engelli kedim var. Uyutulacaktı bunlar, daha önce çalıştığım veteriner kliniğinde. Hani ben sahiplendim, baktım diğerini de kimse almıyor. Yani iki kedi. Biraz zor oldu ama olsun. Çok da tatlılar. Yaklaşık Tommy 7, klinik 7 yaşında, Tommy de 7,5 yaşında. İklim de 8,5 yaşında, aralarında bir yaş var. Hani yurt dışında da besleyen, nadir de olsa insanlar var, besliyorlar. İşte kedileri yüksekten düşüyor, beli kırılıyor. Yani çok kötü şeyler başına geliyor. Tommy'nin başına gelen bir köpek ısırması. Belinden kapıyor. Öldürmüyor ama işte sakat bırakıyor. Ama çok mutlu bir kedi. Yani hiç bir sıkıntı çekmiyor. Biz düzenli ona bakıyoruz zaten. Görüyorsunuz kulağı biraz burada bir şey oldu. Bir problem yaşadı. Normalde kulağı böyle değil. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Normal kedinin kilosunda. Yürüyüşünü de çekersiniz. Hani normalde bu zemin düz olduğu için yara oluşmuyor. Evde de yine aynı şekilde oluşmaz. Yani temiz ve düzenli bakılırsa, o dışkıyla bulaşmazsa o genital bölgesi, o zaman bir sorun teşkil etmiyor. Bir tek bu engelli kedi bakanlara tek sorun, hani düzenli çişini sıktırma olayı, hani o sıkarak boşaltma olayını yapmaları çok zor oluyor. Onu birazcık aslında şey, herkes yapabilir. Biraz sabır, işte o keseyi algılamanız gerekiyor. Tabii anatomi, diyeceksiniz hani anatomi bilmiyoruz, nasıl öğreneceğiz, ama hani zamanla öğrenilebilen bir şey, çok zor değil. Zaten siz kediye yardım etmek isteyeceğiniz için onu zamanla öğreniyorsunuz. Hiç şey, panik yapmadan, çünkü siz yaptırmazsanız bu kedi ölecek yani aynı şekilde. Köpeklerde ise, köpekler biraz daha zor, daha hareketliler. Ama onlara engelli arabaları yapılabiliyor. Engelli arabalarıyla çok güzel hayatlarına devam edilebiliyorlar. Kediler pek engelli arabalarını tolere edemiyorlar, onu söyleyeyim. Yani neden araba takmıyorsunuz'a gelelim. Kedilerin daha esnek vücut yapıları olduğu için, mesela Tommy, ya ben denedim fakat kesinlikle tutmadı o engelli arabayı. Tamamıyla panik yaptı. O herhalde ağır geldi. Bir de dönüyor ya, bunlar esnek ya. Bir anda onu görünce korktu. Kediler pek fazla alışamıyor ama alışan hayvanlar da var. Her hayvanın kendi şeyi farklı. Tommy şimdi çok mutlu. Kliniğimizde, iklimde yaşıyor.
Hayvan dostlarımızın barındıkları yerin sağlıklı yaşamalarına elverişli olup olmadığından tutun da hareket etme ve dolaşma olanağı bulup bulmamalarına kadar pek çok etken sağlıkları üstünde tesirler yaratıyor. Kedi ve köpek sahibi olmak beraberinde bir takım sorumluluklar da getiriyor. Bu yüzden kedi ve köpek sahiplenmek isteyen kişilerin bunun bilincinde olması sevimli dostlarımız için büyük önem taşıyor. Şöyle, biz kliniğimizde 7 yıl içerisinde 650-750'ye yakın kedi sahiplendirdik. Artık sayamıyoruz yani çok fazla. Çoğu geri geliyor. Geri gelme nedenleri de şu şekilde oluyor. İşte bu kedi çok hareketliymiş, ben tahmin etmiyordum. Şimdi kediler çok hareketli bir kere. Şimdi daha çok kediye giriyorum çünkü köpek çok daha farklı. Köpeği sahiplenme konusu, onu da biraz bahsederim. Kediler hareketliler. Yavru kedi zaten hareketli olur. İşte perdelerine çıkabilir. Yani onu yavaş şey düşünüyorlar. Kediler eğitilemez. Aslında eğitilebilir. Biraz sabır. Çünkü kedinin köpek gibi bir psikolojisi yok. Daha sakin ve sabırlı olmanız gerekiyor. Eğer siz ona agresif davranırsanız, işte mesela severken bizde böyle bir agresif sevme vardı. Şimdi agresif seversen etkiye tepki, agresif geri alırsın. O yüzden böyle hep yumuşak seveceksiniz. Hani gerçekten kızdırmayacaksınız. Uyurken üzerine gidip sürekli sevmeye çalışmayacaksınız mesela, en büyük şey. Yani bu tarz sabır gerektiren, yavaş hareket etmeniz gereken şeyler. İşte en çok işte çok hareketli, çok tüy döküyor, alerjim çıktı. Evet, alerji gene anlayabiliyorum. İşte mesela çocuklu bir ailede alerji çıkabilir mi? Evet, çıkabiliyor. Ama bunların da testleri var. Artık teknoloji değişti. Kedi alerjisine bile damaktan iğne yapılarak kurtarılabiliyormuş ki bu bence çocuğunuzu kedi sevgisi, hayvan sevgisinden mahrum bırakacak bir şey değil. Hani hem de böyle bir alerji problemini yenmiş olursunuz. Yine aynı şekilde kedi alerjisinin ben yenilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. En çok bu tarz sorunlar oluyor. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Şimdi çok çalışan insanlar olduğumuz için kedi uzun süre evde yalnız kalıyor. Dolayısıyla enerjisini atamıyor. Siz eve geliyorsunuz yorgun argın. Kedi sizin üzerinize çıkıyor, etrafı tırmalıyor, sizin oyun oynamak istiyor. Tavsiyem iki kedi beraber almak. Yani biraz diyeceksiniz, ben tek kedi bakabilirim. İki kedi almak istemiyorum ama iki kedi birbiriyle oynuyor. Arkadaş oluyor. Sizinle enerjisini, siz mesela enerjinizi veremiyorsunuz, çok yorgunsunuz ama iki kedi birbiriyle zaten gün içinde oynamış oldukları için size daha çok zaman kalıyor. Çünkü artık çalışma saatlerimiz çok uzun. Yani evde kedi bakmak zor ama iki kedi, yani bir kediyle iki kedinin masrafı çok fark etmiyor aslında. Köpeklerin masrafları daha farklı ama İki kedi her zaman tavsiye edilen. Norveç gibi böyle İskandinav ülkelerinde tek kedi verilmiyor mesela. Çünkü orada da çalışma saatleri uzun olduğu için hep iki kedi öneriliyor. Tavsiyem kesinlikle iki kedi. Onun dışında köpek konusuna gelelim. Köpekler tamamıyla farklı. Bir kere bir insan köpek insanı mı, kedi insanı mı onu bilmesi gerekiyor. Köpekler sabah erken kalkar. Şimdi sabah erken kalkmayı sevmeyen bir insana köpek almasını ben hiç tavsiye etmiyorum. Bir, mesela Cocker ve King Charles gibi ırklar var. Bunlar sahibine çok bağlı. Mesela siz bütün gün evde yoksunuz, eve geliyorsunuz. Mesela Cocker'ların en büyük verilme nedeni evimi yedi. İşte çok havladı. Komşular şikayet etti. Çünkü köpek sıkılıyor. Bütün gün düşünseniz 6'da çıkıyorsunuz, 7'de çıkıyorsunuz İstanbul şartları. Geliyorsunuz eve yorgun argın 6. Köpek artık böyle sıkılmış. Enerjisini atamamış. Ya oralarda işte sizin en sevdiğiniz ayakkabınızı yiyor ya da işte bütün gün komşuları havlaya havlaya ya da çişini kakasını yapmış. Yani olabilecek şeyler. Cocker'lar çok veriliyor mesela. Yine Jack Russell'lar çok hareketli köpekler. Rutinde böyle çok çalışma saatleri olan Jack Russell almayı tavsiye etmiyorum. Yine başka ırklardan söyleyelim. Mesela kola ırklar. Mesela pak gibi ırklar daha böyle gerçi onlar da hareketli oluyor. Onlar daha böyle sakin olabiliyorlar. Ama onların da şöyle pak gibi braysefalik ırklar diyoruz biz bunlara. Bulldoglar, İngiliz bulldoglar. Bunlar braysefalik ne demek? Yani yüzü daha kısa, burun ve ağız mesafesi kısa. Dolayısıyla nefes alınması daha sesli ve gürültü. Hani duyarsınız kok diye bir ses çıkarırlar. Dersin, ay ne sevimli. Aslında hayvanın için doğasına aykırı bir şey bu. Neden? Hayvan nefes alamıyor. Boğazı dar ve kısa.
O ses aslında anormal bir ses ama bize çok sevimli geliyor. Niye? Suratı düz, değil mi? Düz ve tabak gibi diyoruz biz ona. Yapılan bir araştırmada, kongrelerde bunu söylemişlerdi bize. Bebek suratına benziyormuş mesela pakların suratı. Niye? Sevimli geliyor insanlar ama aslında ileride en çok kalp probleminden, muzdarip hayvan ırklarından birkaç tanesi. İngiliz bulldoglar yumuşak damak sarkmasından dolayı çok ameliyata girerler. İngiliz bulldog çok zor bir ırk, çok tavsiye edemeyeceğim. Paklarda dediğim gibi ileride, yani sevimliler, çok tatlılar, harikalar ama ileride bazen kalp problemi olabiliyor. Ona dikkat edelim. Mesela Golden çok güzel bir ev hayvanı.